İleri seviye biyoloji sınavlarının formül kağıdında bu formülü görme olasılığınız oldukça yüksektir arkadaşlar. Bu formülü ilk gördüğünüzde gözünüzün korkmuş olması son derece normal. Neden diyecek olursanız, içinde kalkülüs gösterimi olan formüller, biyoloji dersinde sıklıkla karşımıza çıkan formüller değillerdir. Bu videoda bu formülün arkasında yatan mantığın aslında son derece kolay olduğunu, kalkülüs hatta çok fazla cebire bile gerek olmadan da soruları çözebileceğinizi göreceksiniz. Formül bir noktada kalkülüse bağlanacak. Ancak bunun da arkasında yatan mantığı kolaylıkla anlayacağınızı düşünüyorum. Size hemen basit bir soru sorayım. Şimdi diyelim ki bir popülasyonu inceliyoruz, tamam mı? Popülasyon da bir tavşan popülasyonu olsun. Evet, doğum oranı da yılda 60 tavşana eşit olsun. Ölüm oranı ise yılda 15 tavşan diyelim. Bu formüle bakmadan bana bu popülasyon artış hızının ne olacağını söyleyebilir misiniz? Not ediyorum, popülasyon artış hızı. Hadi hemen videoyu durdurun ve popülasyon artış hızının ne olacağını kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Belirli bir yıl açısından yaklaşacak olursak, ki zaten öyle yapmalıyız, popülasyon artış hızı, bakın, popülasyona o yılda 60 tavşan eklenirken, popülasyondan 15 tavşan eksildiğine göre, popülasyon 60 büyürken 15 küçülecek ve geriye yılda 45 tavşanlık bir büyüme kalacak. Artış hızı budur. Popülasyon 45 tavşan büyür. Gördünüz mü? Popülasyon artış hızını bulabilmek için ileri seviye matematiğe ihtiyaç duymadık ve tamamen mantığımızı kullandık. Ve bu formül de aslında bu mantıktan ibaret. Bu gösterim, paydaki değerin paydadaki değere, ki burada paydada da zaman olduğundan, zamana göre değişimini verir. Kısacası bu popülasyonun zamana göre ya da zaman içerisindeki değişiminden başka bir şey değildir bu. Ayrıca bunu ifade etmenin farklı yolları da var. Kalkülüs yerine, popülasyondaki değişimin, zamandaki değişime oranını bu şekilde de gösterebilirdik. Yunan alfabesinden delta harfi değişimi temsil eder. Ek olarak bu formül, burada yaptığımızdan farklı bir şey de yapmıyor. Formüldeki B, doğum oranını gösteriyor. Bunu yılda 60 tavşan olarak belirlemiştik. Ölüm oranı ise burada, D harfiyle gösterilmiş. Biz de bunu yılda 15 tavşan olarak belirtmiştik, değil mi? Ne kadar kolay olduğunu gördünüz mü? Sınavdaki formül kağıdı benim sorumluluğumda olsaydı, ben bunu farklı bir şekilde ifade ederdim ve muhtemelen her şeyi yazı ile yazardım. Daha kolay anlaşılması için B ve D yerine de farklı simgeler kullanırdım. Ancak bu örnekte de gördüğünüz gibi bu formül aslında çok mantıklı ve kolay olan bir şeyi biraz göz korkutucu olarak temsil eden bir formül, o kadar. Ve bana sorarsanız, formül kağıdında olmasına bile gerek yok.